Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykarat. Şu anda gördüğünüz gibi kendimizi ormanlara attık. Şu anda Polonezköy'deyiz ve bu sefer gerçekten özellikle böyle kamp yapanlar ve aynı zamanda şehirden uzakta yaşamayı sevenler için, ve ekstrem sporcular için özel bir incelememiz var. Zaten daha önce Türkiye'de hatta ilk defa diyebileceğimiz ön incelemesini yaptığımız Honor Watch GS Pro'nun şimdi tam incelemesiyle karşınızdayız. GS Pro aslında hem şehirli hem maceracı diyebileceğimiz bir akıllı saat ve Honor'un en son çıkardığı ve en fazla donanıma sahip olan akıllı saat olarak bahsedelim. Çünkü saatte e, klasik akıllı saatlere nazaran önemli artılar da var. Bunlardan en önemlisi 25 güne varan bir pil ömrü sunuyor yani zaten 2 haftaları duyduk hem Honor tarafında hem Huawei tarafında ama 25 gün bu sefer işi çok başka boyutlara taşıyor ve gerçek saat gibi gerçekten şarjdan çıkardıktan sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz bir saatten bahsediyoruz GS Pro'yu bahsederken tabii ki şimdi ormanlık alanda çekmemizin de bir olayı var sonuçta bir sebeple burada çekiyoruz bu arkadaşımız da yani Honor Watch GS Pro'da 2 adet dahili GPS var. Bu sayede böyle yoldan dışarıda ormanlık alanda olsanız bile ya da e, bambaşka çayıra bayıra bile atsanız kendinizi üzerindeki çift GPS ve dahili haritası sayesinde geri dön komutunu kullanarak hemen dönebiliyorsunuz. Tabii ki bunlara gireceğiz ama ilk başta tasarımından başlayalım. Tasarımında e, ön incelemesinde size beyaz modelinden bahsetmiştik. Aynı zamanda bir de çok şık bir mavi rengi de var. Ama ben kullandıktan sonra fark ettim ki bu siyah modeli oldukça güzel ve gerçekten hem agresif hem sporcu hem de klasik saat gibi duran üçlüyü birleştirmeyi başarmışlar. 48'e 48 bir boyutu var, 48 milimetreye 48. Yani aslında şu anda akıllı saatler arasındaki en büyük boyutlu saatlerden biri. Ama tabii ki bir diğer yandan sağlamlık tarafında da askeri standartlarda yani militer standart 810G desteğini de almış durumda. Bu sayede özellikle bu tarz ortamlarda düşmekten vesaire kaynaklanabilecek darbeleri de çok iyi bir şekilde absorbe ediyor. Ben zaten saati yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Şu anda şarjına bakayım. %70 şarjı var. Sadece bugün video çekeceğim için şarja taktım. 2 hafta boyunca rahatlıkla hatta %78'lerde yanlış hatırlamıyorsam şarjı gelmişti. Rahatlıkla kullanabildim ve bende bütün özellikleri de açık çünkü pil durumuna baktığınızda GPS'i açarsanız 14 güne inebiliyor. Diğer bir yandan işte always on dediğimiz her zaman açık ekranı da kullandığınızda yani bütün özellikleri sonda kullandığınızda yine bir haftaya varan bir ömür sunuyor. Yani en donanımlı haliyle bile direkt birçok akıllı saatten çok daha uzun bir pil ömrüne sahipsiniz. GS Pro ile beraber bir aktivite saati olarak da kullanılabileceği için ki en iddialı tarafı orada olduğu için yüzden fazla egzersiz ve spor modu üzerinde kayıtlı bunun 16'dan 15'ten fazlası hatta profesyonel sporlar ki bu modelle beraber kayak da dahil. Bildiğiniz ee, o kışın yapılan kayağın bütün ne kadar yükseklikten indiğin, ne kadar hızlı gittiğin gibi verileri görebileceğiniz bir özellik de bunda var. Tabii ki hem ben kayak bilmiyorum hem kar yok onu şu an için size test edemiyorum ama örneğin burada dışarıya çıktığınızda doğa yürüyüşü, açık alan yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, eliptik dediğimiz o Bisiklet hareketleri başta olmak üzere birçok özelliği var. Hatta hemen şuradan da egzersizden bakıyorum. Bunun dışında bisiklet, yüzme, dağ yürüyüşü, patika koşusu, kayak, snowboard, cross kayağı, triatlon, eliptik demiştim. Bunun dışında diğerlerden de birçok şeyi de ekleyebiliyorsunuz. Yani istediğiniz sporu yapın, istediğiniz dalda bir sporcu olun. Buradaki bütün verileri alabiliyorsunuz. Çünkü size sürekli nabız takibi yapıyor. Bu sayede nabzınızı ölçüyor. Ee, bazı markaların büyük bir yenilikmiş gibi çıkardı ama Honor'un yıllardır kullandığı SPO2 dediğimiz kandaki oksijen doygunluğunu da ölçerek size bilgi verebiliyor. Ama diyelim ki kampa çıktınız ya da dediğim gibi doğa sporlarını seven birisiniz. Burada da hava durumu güncellemelerini söylüyor. Ciddi bir hava durumu değişikliği olacağında öncesinden sizi de uyarıyor. Bunun dışında üzerinde bir adet pusulası var. Pusula ile beraber zaten yön bulabiliyorsunuz. Ama zaten kendisi çift GPS ile beraber %100'e yakın bir doğrulukta sizin konumunuzu gösterdiği için işte dediğim gibi isterseniz yoldan gidin, isterseniz böyle patikalardan ya da komple ağaçların arasından geçin. Direkt geri dön dediğinizde sizi geri döndürmeyi de çok rahat bir şekilde başarıyor. Bunun yanı sıra gece boyu uyku takibi, stres takibi gibi tabii ki bir akıllı saatten isteyeceğiniz bütün verileri de buradan takip edebiliyorsunuz. Teknik özelliklerine geldiğimde 1.39 inçlik AMOLED bir ekranı var ve gerçekten parlaklığı iyi düzeyde. Şu anda ben buradan baktığımda her zaman açık ekranıyla e, ekrana bakıyorum. Kendi ekranı şu anda açık değil. O karanlık ekranında bile e, bu ortamda ben rahat rahat verileri görebiliyorum. Otomatik parlaklıkta zaten kendisi bu parlaklığa göre de ayarlayabiliyor. Bunun yanı sıra gücünü yine Kirin A1'den alıyor. Yani Honor ve Huawei saatlerinde şu anda kullanıldığı şekilde. Burada belki diyeceksiniz ki niye yenisi çıkarılmamış? Yani yeterli bir işlemci olduğu müddetçe bence de çok da büyük bir gelişmesine gerek yok. Çünkü herhangi bir şekilde ben takılma, donma, yavaş geçiş falan görmedim. İlk nesillerde bu sorunlar vardı ama artık onlar çözüldü. 32 MB'lik bir RAM'imiz var. Bir saat için yeterli. 4 GB depolama alanı mevcut. Bu depolama alanında hem farklı farklı saat yüzleri indirebiliyorsunuz. Artık çeşitleri çok arttı. Ben harbiden artık hangisini seçsem emin olamıyorum. Hepsi de çok güzel saat ara yüzleri burada mevcut. Bunun yanı sıra e, içerisine şarkı atarak yani müziklerinizi atarak aslında bluetooth kulaklığınızdan örneğin benim de yanımda şuradan şöyle çıkartabilirsem Magic Earbuds'ım var. Magic Earbuds'ı kulağıma taktığımda direkt e, akıllı saatimle eşleyip telefona bile gerek kalmadan yürüyüşüme çıkabilir. Yeni üzerinde ki GPS sayesinde telefonum kamp alanında ya da başka bir yerde olsa bile rahatlıkla geri dönebiliyorum. Bu gerçekten çok önemli bir artı olmuş. Yine bir akıllı saatten bekleyeceğiniz telefonla görüşmek bu akıllı saatimizde de mevcut. Yani yine Bluetooth'la telefona bağlı olduğu sürece e gibi bir desteği yok. Bağlı olduğunda direkt buradan ben konuşmamı yapabilirim ve bunu da oldukça iyi bir şekilde yapabiliyor. Peki insanlar niye bunu tercih etsin? Son olarak da onun cevabını sizlere verip çünkü piyasada kendi rakibi diyebileceğimiz Honor'un ve Huawei'nin kendi saatleri de var. Yani Magic Watch 2 değil de mesela niye Watch GT GS Pro'yu satın alasınız buradaki cevabım ise dediğim gibi hem çok daha fazla pi verebilmesi hem kayak dahil birçok sporu dahil ediyor olması ve buradaki en önemlisi de çift GPS olmasıyla gerçekten sizin rotanızı bulmakta herhangi bir sorunda size direkt yardımcı olabiliyor olması ben kendim zaten günlerce test ettim Instagram'dan paylaşımlar yapmıştım site içerisinde yürüdüm böyle farklı alanlarda yürüyüş yaptım bilinçli biraz da böyle kaybolmaya çalıştım Zamanlar da oldu. Hepsinde de çok sorunsuz bir şekilde e, birebir bir şekilde geriye dönebildim. E, tabii ki sadece dediğim gibi sporcuları işte bu insanlara özel değil. Normal olarak da çok şık, çok güzel bir akıllı saat olarak tasarlanmış. E, normal günlerde de kullanabilirsiniz ve dediğim gibi ekstra e, bu tarz etkinliklere gittiğinizde de size fazlasıyla yardımcı olacak bir akıllı saatten bahsediyoruz diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda Honor Watch GS Pro'ya biraz daha detaylı bir şekilde baktık. Artık kullanım deneyimlerini aktarmış oldum. Ön incelemede sizlere zaten sadece şu özellikleri var demiştim. Şimdi bu bahsettiğim özelliklerin hepsini test ettim. Gerçekten söz verdikleri gibi de çalışıyor. Zaten ekranda benim o yaptığım yürüyüşlerden bir iki şey de koymuş oluruz. Bahsettiğim sıralarda orada da ne kadar iyi bir performans sergilediğini görebilirsiniz. Çünkü Huawei Health üzerinden de kontrol ettiğinizde sadece yürüdüğünüz yeri değil hızınız, temponuz, o sıradaki e, vücudunuzdan e, yağ yakmaya mı başladınız, aslında daha ısınmadı mısınız, ne kadar hızlı gittiniz, ne kadar kilometre gittiniz, bu süreçte kalp nabzınız nasıldı gibi çok detaylı verileri alabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten Honor'u tebrik etmek lazım. Lütfen sizler de GS Pro hakkında hatta Watch GS Pro hakkındaki bütün düşüncelerinizi sormak istediğiniz şeyleri yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Bence parasının karşılığını verebilen bir ürün olmuş. Siz de böyle düşünüyorsanız ya da aranızda satın alan, kullananlar varsa onlar da kendi deneyimlerini yorumlar bölümünde aktarmayı unutmasın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda, başka bir incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.